Merhaba millet. Bugün yine önemli bir konudan bahsetmek istiyorum size. Sintine de su. Teknenin su yapması da denir buna. Sintine teknenin en derin noktası. Yani teknenin herhangi bir yerinden bir şekilde su giriyorsa bu su bir şekilde akıyor, yolunu buluyor ve teknenin en derin noktası olan sintinede toplanıyor. Normalde benim teknemde sintine hep kurudur. Ki çoğu insan genellikle her teknenin az veya çok su yaptığını söyler. Yani su bir yerlerden girer. Mevcut deliklerden olabilir teknenin. Güvertesinden, bağlantı yerlerinden kaçırabilir. Ağır yağış anında hatchlerden kaçırabilir. Lombozlardan su akıp girebilir. Bu şekilde akan ve kontrol edemediğiniz, fark edemediğiniz sular bir şekilde sintinede toplanır. Yani farş tahtalarını kaldırdığınız zaman da sintinede su bulursunuz. Ben şahsen kendi teknemle su yapmamasıyla övünür dururum. Sürekli sintineyi kontrol ederim ve her zaman için kuru olmasına dikkat ederim. Çünkü kuru tutarsanız en azından bir noktada su girmeye başladığı zaman bir yerden su alıyorsa bu size bir uyarı işareti olur ve onu araştırmaya başlarsınız. Ben de böyle bir durum oldu. Bir gün teknede uyurken teknenin hafif iskele sancak salınımlarında bir su sesi fark ettim. Su bir sağa bir sola giderken yarattığı sesten dolayı anladım ki sintinede bayağı bir su var. Bunun nereden geldiğini araştırmak gerekiyor tabii ki. Su gördüğüm zaman teknenin herhangi bir yerinde ilk yaptığım hareket şu oluyor. Tadına bakmak. Tatlı su mu, tuzlu su mu? Buna göre araştırmamızı çünkü daraltıyoruz. Bu benim en son başıma gelen durumda. Su tuzlu suydu tabii ki. Araştırılması gerekiyordu. Tabii sintinede bu şekilde su biriktiği zaman bu suyu dışarı atacak sistemler de var. Benim teknemde de var. Şu an gördüğünüz sintine pompasıyla sintinede biriken su otomatik olarak sintine pompasının devreye girmesiyle dışarıya atılıyor. Fakat bu sintine pompasının devreye girmesi için tabii ki bir eşik noktası var. Belli miktarda bir su birikmesi gerekiyor. Ki bu benim teknede benim pompayla bayağı bir fazla, yani 4-5 santim, 6 santim derininde bir su olacak ki sintine pompası devreye girecek ve suyu boşaltacak. Bu sintine pompasını zaman zaman birkaç ayda bir farş tahtalarını kaldırarak test etmek gerekiyor. Onun yanında ufak bir mandalı var. O mandalı çevirerek aktive ediyorsunuz sintine pompasını ve çalıştığından emin oluyorsunuz. Çünkü normalde yapılan şudur, benim de yaptığım odur. Bütün sigortalarını kapattıktan sonra teknenden ayrılırken sadece otomatik sintine pompasının sigortasını açık bırakıyorum ki bir şekilde su girişi olursa tekneye belli bir seviye açtıktan sonra su sintine pompası devreye girsin ve bu suyu boşaltsın. Neyse, benim durumuma dönecek olursak suyu öncelikle tabii boşaltmak gerekiyor. Su nereden geldi, nasıl geldiye bakmadan önce tamamen suyu boşaltmak, sintineyi kurulamak ve ardından da hatchleri, bütün kapakları açarak bir kurumasını sağlamak gerekiyor. Zaten siz suyu alırken bir yerden de akıntı geliyorsa bunu görüyorsanız direkt zaten anında tespit edersiniz ki bu yüksek miktarda su girişi olduğunu gösterir. Benim durumumda bu pek mümkün değildi çünkü bayağı bir zamanda bu kadarcık su birikmiş. Demek ki küçük küçük bir giriş var, sürekli olarak da olmuyor. Bu şekilde tekneyi havalandırdıktan sonra birkaç gün sonra tekneye geldim. Sintineye baktım ve sintine kupkuruydu. Tabii marinada bağlıyken bu durum oluyor. Dolayısıyla öncelikle şunu ayırt etmiş olduk. Seyir halinde bu su girmiş. Yani tekne olduğu yerde stabil bir şekilde dururken, yalpa yapmazken, sallanmazken, yuvarlanmazken herhangi bir su girişi yok. Sadece seyirdeyken bu olmuş. Peki seyir halindeyken tekneye nasıl, nereden su girebilir? Bunun olabilmesi için bir kere üzerinde vana olmayan ve bir şekilde su kesiminin altında veya tam su kesiminde bir giriş olması lazım, su girişi, ki bu şekilde içeriye su girebilirsin. Bu iki şekilde olabilir benim teknede. Eğer tuvaletin vanalarını, gider vanalarını kapamadıysan ve tekne yelken yaparken bir sağa bir sola yattığı için bu şekilde içeriye su girebiliyor. Ama bu suyu görmek mümkün. Lavaboya girdiğiniz zaman, tuvalete girdiğiniz zaman buradan su geldiğini görebilirsiniz. En azından etraftaki ıslaklıktan bunu anlayabilirsiniz. Bir diğer zayıf noktam da bu bahsettiğim sintine pompasının çıkışı. Bu sintine pompasının çıkışında bir vana yok. Sintine pompasının çıkışına burada gördüğünüz bir check valve'i takmışlar. Bu check valve de buradan aşağıya gördüğünüz gibi sintine pompasına gidiyor.
Sintine pompası buradan suyu bastığı zaman su check valve'den geçiyor. Adı üzerine check valve. Su buradan dışarı doğru çıkıyor ama geri gelemiyor. En azından gelemiyor olması lazım. Ortumun devamında da gövdede açılmış bir delikten dışarıya çıkıyor. Dışarıya tahliye oluyor. Bu gördüğünüz check valve'den gelen hortum da banyoda, bu gördüğünüz bölmede dışarıya çıkış noktasına bağlanıyor. Ama burada bir hata yapmışlar. Burada gördüğünüz bu dirsek aşağıya doğru eğimli. Dışarıdan baktığımız zaman da tam olarak nereye denk geldiğini göreceksiniz. Burada gördüğünüz şekilde tam su seviyesinde. Normalde tekne durağan bir haldeyken buradan su girmesine imkan yok herhangi bir şekilde. Ama tekne yalpa yaptığı zaman, bir iskeleye, bir sancağa yattığı zaman oradaki dirsek de maalesef aşağıya doğru eğimli, sintineye doğru eğimli olduğu için, oraya bir deve boyunu yapılmadığı için bildiğiniz emme basma tulumba gibi çalışarak içeri su alıyor. Ama tabii ki sadece sintineye kadar suyun gelmesi için bu da yeterli değil. Bizim gördüğünüz bu check valve'in arızalı olması lazım, kaçırıyor olması lazım ki o su oradan sintineye kadar ulaşsın ki bizdeki durumda muhtemelen bu. Şimdi şu check valve'i de kontrol etmek istiyorum. Yani bu kaçırıyor ama neden kaçırıyor? Şöyle ışığı tutalım. Şurada kelepçeleri söktüm. Burada da bir tane var. Kelepçeyi aşağı çıkaralım. Arkadaşlar çıkmıyor. Bunu da. Evet. Check valve bu. Check valve nedir? Bir taraftan su girer. Yani ok istikametinde su akar. Ama ters istikamette geriye gelmez. Gelmemesi lazım. Bir bakalım. Evet. Akış yönü güzel. Ters istikamet. Şimdi şöyle. Buradan su geldiği zaman burada durabilmesi lazım. Ama düşük basınç uyguladığım zaman hafif kaçırdığını görüyorum. Dolayısıyla su şıp 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 çok böyle hafif bir akıntı sağladığı zaman ki neden buraya su geldiğini izah etmiştik zaten. Buradan kaçırıyor. Şimdi içini söküp bakacağım. Bunun içinde ne var ne yok. Yani düzeltilebilir bir şey mi? Düzelirse düzelteceğiz. Düzelmezse de yenisini takacağız. Evet. Bakalım ne çıkacak içinden. Büyük an. Dertlerimiz son bulacak mı? Evet. Burada bir diyafram sistemi görüyoruz. Bakalım. Yani basitçe buradan üflediğimiz zaman akış yönlüsü buradan çıkıyor. Buradan su geldiği zaman da şurası buraya oturması lazım. Burada bazı pislikler görüyorum. Yani şu gördüklerimiz. Şimdi bunları bir temizleyeyim. Ondan sonra bir tekrar deneyeyim bakayım. Evet, bunu yıkadım. Çok da temizlenecek bir şey yoktu. Ama şöyle bir şey. Yani buraya bir parça ufacık bir şey gelse, şunun üzerine yapışsa böyle yani toplu iğne başı kadar bir şey. Buradaki malzeme, şamber lastik diyelim artık. Şuraya oturmadığı zaman su girer içeri arkadaş. Yani buraya sintineye su alır. Zaten hatalı monte edildiği için sintine çıkışı ve sintine pompa su çıkış yeri ve de üzerinde deve boynu yapılmadığı için tek şansa kalıyor. Bu da su geçirdi geçirdi geçirirse su sintineye kadar iniyor. Şimdi bunu kapatayım bakayım bir öyle deneyeyim. Evet. Bu tamam. Üfleyelim sayın abi. Şöyle üfleniyor. Mesela şimdi tutuyor.
hafif de üflesem, düşük basınçta da üflesem tutuyor. Yani bu öyle bir şey ki, bu bir parça içine pislik geldiği zaman o hortumdan geçmiş olsun. Bu tıkanıp kalabilir, daha doğrusu yani açık aralık kalabilir, yerine oturmaz ve sintinenize su girer. Şimdi asıl önemli olan bunun şu pozisyonda durması lazım ama hortumları o kadar böyle kısa, o kadar kötü döşemişler ki hiçbir hesap yapmadan. Şu şöyle duruyor. Böyle durduğu zaman su yüksek basınçta oturamıyor zaten. Check valve'ın üstüne. Dolayısıyla kaçırıyor. Tabii uzun süre böyle kullandım, kaçırmıyordu ama bir noktada bir pislik gelmiş ve kaçırmaya başlamış. Bunu bir şekilde böyle dik pozisyonda oturtabilmem lazım yerine. Durum bu. Yerine taktık. Ama bunu şöyle biraz hortumdan pay da çıkarttırdım. Ay, karanlık anasını satayım be. Şöyle biraz aydınlık yapıyorum. Yani bunun böyle dik durması lazım. Böyle yatık durursa zor. Şimdi böyle durması için de şu hortumun tepesine bir tane kablo bağıyla veya bakır telle yukarıda ahşap tavana bir vida takacağım. O vidayla buraya asacağım. Yani böyle yukarıya doğru duracak. Bunun başka da bir yolu yok. Sonra deneyeceğiz. Bakalım ne kadar çalışacak. Şimdi şeyi bulamadım. Bir kanca yoktu elimde. Böyle vidalı kanca. Ben de ne yaptım? Paslanmaz pul ve civatadan böyle bir şey yaptım. Böyle bir de bakır kabloyu pula geçirdim. Bunu o bölmenin tavanına vidalayacağım. Şu uzantısını hortuma dolayacağım ve böylelikle hortumu dik halde sabit tutturmaya çalışacağım yerine. Evet. Vidayı tutmayı başardım. Tavanda şöyle bir yerde tutuyor. Ve bakır tel buradan hortuma bağlı. Ve buradaki check valve'i şöyle dik durumda durmasını sağlıyor. Evet. Şimdi bunu deneyeceğiz. Bakalım bu şekilde seyre çıkınca, yalpa yaptıkça tekne su alacak mı göreceğiz. İnşallah almaz çünkü temizlemesi acayip zor bir şey. Ve burada birer tane kelepçe vardı her iki tarafta. Şaşırtmalı olarak ikincilerini de taktım. Çünkü zayıf. O kelepçelerden biri atarsa hortum yerine çok sıkı da oturmuyor. Direkt olarak su girer. Sintine pompası da çalışmayacağı için ciddi tehlikeli bir durum ortaya çıkar. Check valve'de bu düzeltmeyi yaptıktan sonra, hem pozisyonda düzeltme yaptıktan sonra hem de içini temizledikten sonra tekrar bir seyir yaptım. Ve döndüğümde su girmemişti. Şimdilik sorunu çözdüğümü düşünüyorum. Birazcık böyle çok kara kucak bir yöntem gibi oldu ama teknecilikte hele de böyle eski bir tekneniz varsa bir şekilde çözümü kendiniz bulmanız gerekiyor. Bazen görüntüsü çok iyi olmayabiliyor ama fonksiyonunu yerine getirmesi çok daha önemli. Peki biliyor musunuz bugün ne yapacağım? Bugün çok değişik bir şey yapacağım. Şu gördüğünüz şeyi kullanacağım. Hobbycat. Bayağı eğlenceli olacak gibi. Hazır mıyız? Hazırız. Sen tut abi. Güzel, nereden geliyor? Biraz şu tarafa dönelim istersen, şu düğüzenler var abi. Ver abicim beni. Sen de skotayı tut. Hazır abi.
Hoppa. Abi çok iyi. Çok stabil gidiyor ya. Bu da böyle şeyde... Abi çok iyi gidiyor ya. Of abi şuna bak. Çok iyi ya. Evet. Yapacak mı kullanacağız birader? Abi o sağ güvenlik teknesi bence gitmeyelim ya durduk. Ben son 6 aydır abi 4 sefer çevirdiler beni ya. Hadi dönelim. Sen al abi. Manzara güzelmiş ya. Uçur bizi. İşte bu be. Gel lan. Kudu. Heh tamam tamam. Tamamdır. Peki Tokyo mutundayız. Onu unutmamak lazım. Oğlum burada köpek balığı yok mu lan? Boş. Boş. Şimdi buradan geçip bayağı esiyorduk. Ne güzel kokuyor ya. Bu ağaçlardan mı geliyor? Muhteşem bir koku var.